Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Ben İsmail. Evet, önceki videomda da gördüğünüz gibi Derrick Rose bildiğini yaptım. Muhtemel yapacağım bejleri gösterdim size. Tabi o bejler kesin değil. Ve size şunu dedim, o bildik kastım güçlendirdiğim zaman, yani Park için yeterli olduğu zaman video çekeceğimi söyledim. Park için tam yeterli mi? Bence daha değil. Tam oynaması çok güzel, çok zevkli. Hem içten hem dışarıdan bitirebiliyorum. Bu build 99 olduğunda orta mesafem 90. Üçlüğüm 88 olacak. Driving Dunk'ım 87 olacak. Artı Pro ve Elite Contact Dunk'larım da olacak. Beşerim daha full değil, yetersiz. Ama oyuncu hakkını veriyor. Evet, isterseniz bir oyuncumu göstereyim size. Şu an ne halde ve ne durumda. Evet arkadaşlar, şöyle sizlere oyuncumu göstereyim. Progression'a giriyoruz. Girdiğiniz gibi ilk önce bir bejlere bakalım. Bejlerimde iki tane Hall of Fame'im var. Contact Finisher ve Relentless Finisher. Shooting'de ise bu halde Difficult Shot'ım Hall of Fame olacak. Volume Shooter kullanacağım. Hot Zone Hunter'ım olasıya kadar Hot Zone Hunter kullanmayacağım. Playmaking'de yapmam gereken daha çok badge var. 12 tane badge'im var. Zaten Defensive'de bir tane var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an ben bu durumdayım. Ve gerçekten oynamak zevk veriyor. Yani ben çok zevk aldım. Kısa bir video kestim sizler için. Editledim. İnşallah hoşunuza gider. Yani dediğim gibi herkese tavsiye ediyorum bu build'i yapıp oynamak, eğlenmek için. Çünkü içten ve dıştan bitirebiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj bence. Tek dıştan değil, tek içten değil. Yani orta mesafe, üçlük olsun, içeriden kat edip bitirmek, yani bence bu şahane bir build. Benim demigodum, öyle diyebilirim. Benim için yani keşke baştan böyle bir build yapsaydım. Playmaking Shot Creator'ım vardı, onda dolmuyordu. Sonra Offensive Threat yaptım, o da içten bitiremiyordu. Ama bununla hem içten hem dıştan bitirebileceğim. Sizi şimdi video ile baş başa bırakıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.